STV ekranlarından herkese sevgiler, saygılar ve selam. Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir programla karşınızda olmaktan hem mutluluk ve aynı zamanda heyecan duyuyoruz. Umuyoruz ki programı izlemekten keyif alırsınız. Üç çizgi programımız ile her hafta farklı konularda sizinle buluşacak, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, kültürü, tarihi hakkında konuşacağız. Bugün programımızda değerli misafirlerimiz ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerini konuşacağız. Size misafirlerimizi takdim etmek isterim. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Iğdırlı soydaşımız Sayın Şamil Ayrım ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Sayın Cavid Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki devlet, bir millet. Azerbaycan-Türkiye dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk cümle. Ne hoş bize ki kültürümüz, tarihimiz, insanlarımız, inançlarımız birbirine yakın. Yakın olduğu kadar da özgü karakterlere sahip olan bu iki ülke kardeşliği en güzel dönemlerini 1918. yıldan başladı. Her zaman birbirimizin yanında durduk. Azerbaycan Cumhuriyeti kurulmasından sonra Bakü'nü işgalden azat etmek isteğini Nuri Paşa'nın büyük desteğiyle hayata geçirdi. Atatürk'ün Azerbaycan'a yazdığı borç yardım için, borç para yardımı için yazdığı mektuba Azerbaycan'dan gelen cevap, kardeş kardeşe borç vermez oldu ve Azerbaycan elindeki tüm parayı Türkiye'nin silahlanması için gönderdi. Bizim ilişkilerimiz tarihe dayanıyor ve şu anda da devam etmektedir. İster devlet seviyesinde, isterse de halk seviyesinde. Şamil Bey, bir daha hoş geldiniz. Sizi programda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de son derece önemli bir gün. Eskişehir'de olmak, STV'de olmak, tabii onunla birlikte Azerbaycan Eskişehir Kültür Derneği'nin bu güzel düzen tertiplemiş olduğu bu toplantıda olmak, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini bir nebze güncel haliyle seyircilerimize, izleyicilerimize aktarmak son derece önemli. Bu fırsatı verdiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şamil Bey, ilk sorum size olacaktır. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dostluktan öte, kardeşçe olması sizce neye dayanıyor? Tabii biz şöyle başlamak isterim. Kalp bir beden için ne kadar önemliyse Azerbaycan da Türkiye için o kadar önemli. Kafkasların parlayan yıldızı Azerbaycan'ımız, son yıllardaki yapmış olduğu gelişmeler, dünyaya kendini kabul ettirmesi ve dünyada kabul gören bir devlet olması her şeyden önemlisi, çok önemli. Tabii de Türkiye-Azerbaycan ilişkileri aynı dili konuşan, aynı kültürden olan, aynı soydan gelen bir ırk, bir iki kardeş ülke. Bu ilişkilerin önemli bir şekilde şöyle 100 yıllık bir perspektifte baktığımız zaman bugüne kadar gelmesindeki en önemli şey Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin ne sahip çıkan insanların olması. Bir dönemde işte Mehmet Emin Resulzade çıktı, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurdu, ilk cumhuriyette o. Arkasından Elçi Bey geldi, arkasından Haydar Aliyev geldi. Şimdi Azerbaycan'da işte İlham Aliyev dönemi devam ediyor. Ama Türkiye'de rahmetli Atatürk'ten başlayan işte Azerbaycan'ın yakın dostu Süleyman Demirel ve arkasından rahmetli Özal ve Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızla Aliyev arasındaki ilişki bir kardeşlik ilişkisinden, bir dostluk ilişkisinden çok bir kardeşlik ilişkisi. O bakımdan bugünlerde adeta biz bir milletin iki devleti gibi değil de bir milletin tek devleti gibi aynı ruhla bir aradayız. Bu kardeşliği kimse bozamaz, bu dostluğu kimse bozamaz. Biraz evvel siz konuşmanızda da söylediniz.
Türkiye Azerbaycan'ın en zor günlerinde Azerbaycan'ın yanında oldu. İşte Kafkaslı İslam Ordusu Nuri Paşa Azerbaycanlı kardeşleriyle birlikte Bakü'yü geldi kurtardı. Ondan sonra Azerbaycanlı kardeşlerimiz gönüllü olarak daha önce Çanakkale'deydiler. Bugün Çanakkale'ye gittiğiniz zaman orada Azerbaycan Türklerinin mezarlarını görürsünüz. Böyle tarihe baktığımız zaman yine aynı şekilde Bakü'ye gittiğimiz zaman 132 tane Nuri Paşa'nın askerlerinin şehit olduğunu görürsünüz. Ve bugün Bakü'de Türkiye'den sonra en büyük şehitliğimizin olduğu bir ülke Azerbaycan. O bakımdan Azerbaycan dostluğu, kardeşliği, birlikteliğini kimse bozamaz. Burada bize düşen, derneklerimize düşen, siyasilere düşen, 83 milyon Türk halkına düşen bir tek şey var. Aramızdaki hainleri barındırmayacağız. Bizim bu ilişkilerimizi bozmak isteyenlere karşı tek bir vücut olarak mücadelemize devam edeceğiz. Onun için ben bir kez daha iyi ki Azerbaycan var, iyi ki Türkiye var. Bugün birazdan söz verirseniz yine devam edeceğiz. Son gelişen olaylarda Azerbaycanımızın ve Türkiye'mizin nasıl bir dayanışma içinde olduğu, kardeş kardeşe nasıl destek verdiğini çok daha yakından göreceğiz. Ben teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Biz teşekkür ederiz. Şamil Bey, az önce de siz dokunduğunuz bir olay Bakü'nün işgalden azat edilmesiydi. Bununla ilgili ben de bu noktaya dokunmak isterim. Geçen hafta Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından yeniden bağımsızlığına kavuşturulmasının 102. yıl dönümüyle alakalı bir kutlama gecesi geçirilmişti. Bu gece hakkında katılımcılardan biri de sizdiniz. Bu gece hakkında neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii o gece ben de vardım. Cavit kardeşim de vardı. Biz o gecenin öncesinde İstanbul'daki bir grup Azerbaycan sivil toplum örgütleri olarak bir organizasyon yapmışlar. Nuri Paşa'nın Edirne Kapı'daki mezarlığına gittik. Ve orada onu aldık. Ve aynı zamanda Bakü'nün 102. Kurtuluş yıl dönümünde ona dualarımızı yaptık hep birlikte. Biliyorsunuz Nuri Paşa çok önemli bir şahsiyet. Bakü'yü kurtardıktan sonra fazla orada kalamadı. 2 ay kalabildi. Ondan sonra Türkiye'ye geldi. İşte maalesef 1949'da talihsiz bir şekilde bir suikaste kurban gitti. Türk savunma sanayisine çok önemli hizmetleri olan bir şahsiyetti. Hemen onun akşamında işte TADİV'in organize etmiş olduğu Aygün Profesör Aygün Aytar hanımefendinin, ben de o vakfın bir üyesiyim, güzel bir organizasyondu. Orada biz işte Bakü'nün kurtuluşunu Nuri Paşa'ya andık ve Bakü geçmiş tarihimizi, oradaki konuşmacılarını, o günkü günleri bir adeta yaşadık. Tabii orada Azerbaycan Diyaspora Bakanlığı'nın ve Azerbaycan'a gönül veren çok değerli arkadaşlarımız vardı. Türkiye'den ve Azerbaycan'dan. Sivil toplum örgütlerimizin başkanları vardı. Azerbaycan davasına gönül vermiş. Ama tabii kısıtlı, maalesef bu pandemi nedeniyle çok kısıtlı bir misafir davet edilmişti. Ben eğer normal bir zaman olsaydı statları dolduramazdık böyle bir etkinlikte. Onun için çok güzel bir etkinlikti. Gereken yapıldı. Ben o etkinliği düzenleyen kardeşlerimize de, Aygül Hanım başta olmak üzere, dernek yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Buradan katılımcılara teşekkür ediyorum. Biz şunu yapmamız lazım. Eğer biz geçmişimizi gelecek nesillere iyi anlatamazsak, gelecek nesiller bizi topa tutar. Bizlerin görevi geçmişimizi, o günleri en doğru ağızdan, gerçekçi bir şekilde gençlerimize geleceğe aktarmalar için anlatmamız. Evet, tamamen böyle. Ve biz de isterik ki şu an bizim küçük bir veteremiz var. Hansı ki Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri hakkında, geçmiş tarihimizden bugüne kadar olan ilişkileri hakkında değerli izleyenlerimiz
Veterimize gidelim. Sonrasında yeniden sizinle birlikte stüdyoda görüşeceğiz. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki sadece iki devlet arasında olan siyasi bir ilişki değildir ve uzun bir tarihe sahiptir. Bu iki ülkenin diğer ülkelerden farkı aynı soydan olan iki kardeş cumhuriyet olmasıdır. Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin kökeni Türk boyu olan Oğuzlara dayanmaktadır. Ayrıca Dede Korkut Destanı ve oradaki olaylar da aynı değerlere sahip olduğumuzun, kardeşliğimizin tarihi kanıtıdır. Yüzyıllar boyunca üçüncü taraflar bu iki ülke arasındaki ilişkileri kaldırmaya çalışsalar da başaramamışlar. Bunun aksine iki kardeş ülke birbirini daha çok desteklemiştir. 1915-1916 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı tarihinde önemli yere sahip olan Çanakkale Savaşı başladığı zaman burada savaşmaya gelen Azerbaycanlı yiğitler yeni çağ kardeşlik ilişkilerinin temelini koydular. Türkiye milletinin verdiği bu savaşa katılan Azerbaycanlı gönüllülerden 3000 kişinin şehit düştüğü bilinmektedir. Çanakkale Savaşı'nın ardından kardeşlik tarihimize baktığımızda 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan edilirken Osmanlı Devleti bu yeni kurulmuş kardeş cumhuriyeti ilk tanıyan devletlerden biri olmakla kalmadı. Giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun yardıma gönderdi. Kafkas İslam Ordusu, Göyçay, Salyan, Asu ve Kürdemir'i Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek 15 Eylül 1918'de Bakü'yü düşmanlardan kurtardı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda 1130 şehit verdi. Osmanlı Devleti'nin bu yardımıyla ayağa kalkınan Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti tüm gücüyle yalnız 1920 senesine kadar ayakta kalabildi. 1920 senesinde Azerbaycan Sovyetler Birliği'ne bağımlı hale geliyor. Ama bu da dostluk ve kardeşlik ilişkilerimize engel olamıyor. 1921 yılında Mustafa Kemal Paşa, Azerbaycan Başkanı Nermanov'a bir mektup göndererek borç para talebinde bulundu. O dönemde Azerbaycan Sovyetler Birliği'ne bağımlı olsa da Nermanov derhal bir yolunu bularak hazırda bulunan 500 kilo altını Ankara'ya ulaştırdı. Daha sonra aynı mektuba istinaden Azerbaycan hükümeti 30 sistern petrol, 2 sistern benzin, 8 sistern yağ ve de Rusya'dan alınan 10 milyon altın rubleyi Ankara'ya gönderdi. Bütün bu yardımlar savaş içerisindeki ülkenin sıkıntılarının hafifleşmesine büyük destek oldu. Bilhassa savaş boyunca hiçbir petrol sıkıntısı çekilmedi. Nermanov 23 Mart 1921 tarihinde Atatürk'e yazdığı cevap mektubunda "Paşam, Türk milletinde bir anane vardır. Kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş her durumda kardeşinin elinden tutar. Biz kardeş halklarız. Her zaman ve her şartta birbirimizin elinden tutacağız. Bugün yaptığımız bir kardeşin yaptığından başka bir şey değildir." Sonraki yıllarda Azerbaycan'ın bağımlılığı yüzünden iki ülke arasında ilişkiler azalsa da 90'lı yıllardan sonra Sovyetlerin dağılmasıyla Türkiye-Azerbaycan ilişkileri gelişmeye başladı. Ve günümüzde bu kardeşlik ulusal alanda devam etmektedir. Devlet başkanlarımız, sporcularımız, sanatçılarımız ve vatandaşlarımız birbirine olan kardeşliğini her yerde göstermekteler. Bunun yanı sıra yaşadığımız Eskişehir'de de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin derinine gelişmesine katkı sağlayan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'nin de ismini geçmemiz lazım. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği kendi faaliyetlerinde dostluktan öte kardeşlik ilişkisine ön sırada yer vermektedir. Tarihi yüzyıllara dayanan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hakkında kısa bir göz atmış olduk. Ve sonunda da söylenildiği gibi Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği de Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine bir sıra katkılar sağlamıştır. Ve Cavit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dernek Başkanı olarak Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği hakkında kısa bilgi verebilir misiniz? Derneğin misyonu nedir? Nasıl ve ne zaman yarandı? Şimdi biz biliyorsunuz 91'de Azerbaycan bağımsız olduktan sonra ilk olarak 92'de
Büyük Öğrenci Projesi'yle Türkiye'ye öğrenciler gelmeye başladı. Biz de ilk gelen, ilk dönem yani ilk periyotta gelen öğrenciler olarak aslında 92'den bugüne Eskişehir'de yani Türkiye'nin çeşitli illerinde olduğu gibi Eskişehir'de de ister buradaki Iğdırlı soydaşlarımız olsun, ister bizim Azerbaycan'dan gelen soydaşlarımız olsun, Azerbaycan için bir mücadele içindeydik. Bir etkinlikler veya bir faydalı bir şeyler yapmak istiyorduk. Bunları dönem dönem farklı kuruluşlarla işbirliği içinde resmi bir kurumumuz olmadığı için yapmaya başladık. En son 2010 senesine geldiğimiz zaman artık burada yerleşen Eskişehir'de bizim gibi ikamet etmeye başlayan ve yaşayan soydaşlarımızın sayısı çoğalmaya başladığı zaman bir dernek kurma eğilimine giriştik ve bunun gibi farklı şehirlerdeki derneklerle işbirliği içinde görüşlerini alarak Eskişehir'de 2010 senesinde böyle bir derneğin artık gereksinimini duyduk. Misyonumuz buradaki Azerbaycanlı soydaşlarımızı bir araya getirmek, onların problemlerini gerekli resmi dairelere, Türkiye'nin resmi makamlarına ulaştırmak, çözebilmek, çözüme kavuşturmak. En önemlisi Eskişehir'de ikamet, öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencilerimize maddi ve manevi bir katkı sağlamak ve birinci ağız olarak, yani Azerbaycanlı olarak birinci ağız olarak Azerbaycan'ın kültürünü, tarihini, edebiyatını, sanatını veya dış siyasetini, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ilişkisini, Karabağ gerçeklerini birinci ağız olarak bizlerden duyurmak ve insanlara bunları anlatmak ve bu aslında başladığımız ilk günden bu yana çeşitli faaliyetlerle, çeşitli etkinliklerle süre geldi. Bunun devamında bu etkinliğimizi bir dergiye döktük ve en sonunda bu sene Eskişehir'in Güzide kanallarından olan çok değerli STV yönetimi bize böyle bir fırsatı tanıdı ve biz STV'de artık kendi marka değerimiz kazanmış olduğumuz üç çizgiyle böyle bir programa başlamış olduk. Cavit Bey, faaliyetlerden bahsetmişken derneğin genel olarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sağladığı faaliyetlerden bahsedebilir misiniz? Genel olarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sağlayan birçok faaliyetler yapmaktayız. Bununla ilgili işte Azerbaycan'la ilgili geceler olabiliyor, konferanslar oluyor, etkinlikler oluyor. En önemlisi mesela biz daha önce Mustafa Kemal Atatürk ve Azerbaycan konulu, yani Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini güçlendirebilecek her türlü konuya eğilim gösteriyoruz ve her türlü konuda çeşitli panellerle, konferanslarla veya gecelerle. Bir de şöyle bir şey var, bizim derneğimizin misyonu sadece buradaki Azerbaycanlı soydaşlarımızın üye olduğu bir dernek değil. Azerbaycan'ı seven, Azerbaycan'a saygı duyan, Azerbaycan'ın her türlü derdiyle veya her türlü sevinciyle Atatürk'ün söylediği gibi Azerbaycan'ın derdi, derdimiz, sevinci, sevincimiz. Yani bunu paylaşabilen tüm soydaşlarımızı derneğimizin kapısı açık ve onlardan da birçok Türkiye'li ve Eskişehirli soydaşımız derneğimizin üyesidir. Bu da aslında Türkiye-Azerbaycan kardeşlik ve ilişkilerinin bariz göstergesi bizim dernek açısından. Teşekkürler Cavit Bey. Sayın Şamil Bey, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi babında Türkiye-Azerbaycan parlamentolar arası dostluk grubu olarak hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Tabii parlamento ayağı ilişkiler açısından çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk seçildiğinde, biliyorsunuz gelenek olduğu üzere ilk sefer Azerbaycan'a yapılır. Ben de o seyahatte vardım. Orada Sayın Aliyev'le yapılan toplantıda, görüşmelerde aynen iki tarafta şunu söylemişti. Parlamentolar arasındaki ilişkileri çok sıklaştıralım. Birbirimizi çok iyi tanıyalım. Çünkü bundan sonraki süreçte Gerek yurt dışında yapacağımız çok işler var. Şimdi bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Ben o toplantıdan sonra geldiğimde Azerbaycan-Türkiye Parlamenteler Arası Grubun Başkanı olarak arkadaşlarımızla toplandık. İlk önce Azerbaycan'a bir seferimiz oldu. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, 5-6 tane bakan dolu dolu bir 4 gün geçirdik. Hem bizim arkadaşlarımızın bir kısmı Azerbaycan'ı ilk defa görüyorlardı. Onlar kağıt üzerinde, televizyonlarda bilgileri vardı ama daha yakından tanıma fırsatı oldu onların Azerbaycan'ı. Azerbaycan'ın kültürünün bir kısmını, Azerbaycan'ın misafirperverliğini, bunlar çok önemli şeyler. Tanıtım açısından. Tabii parlamentoda bundan sonraki süreçte bizim üzerimizde çok ağır bir yük var. Ve biz bunu da zevkle, heyecanla taşımaya azimliyiz grup olarak. Şimdi başımızda bir Ermenistan sorunu var. Azerbaycan topraklarının %20'si işgal edilmiş.
1 milyondan fazla Azerbaycan Türk'ü göçebe halinde. Göç ettikleri yerlerdeki evleri yıkılmış, camileri yıkılmış, kültürü harap olmuş, milyarlarca doları zarara uğramış Azerbaycanlı vatandaşlarımızın oradaki varlıkları. Şimdi çözüm için ne yapılması gerekir? Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi biz Türkiye olarak bu sorunun sulh yoluyla halledilmesinden yanayız. Azerbaycan'ın da ifade ettiği gibi Sayın Aliyev her seferinde Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını iade etsinler. Neye dayanarak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınmış olan 4 tane karar var. Bu 4 karar diyor ki işgal edilen topraklar Azerbaycan'ın kadim topraklardır. Ermenistan işgalcidir. Derhal bu topraklardan çekilmesi lazım. Bizim istediğimiz bu. Azerbaycan da onu istiyor. Türkiye de onu istiyor. Bunu sağlamadığınız takdirde oraya barışın gelmesi mümkün değil. İstikrarın gelmesi mümkün değil. İlk önce o toprakları vereceksiniz. Ondan sonra oturulup konuşulacak. İşte biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenterli olarak her platformda gerek yurt içinde gerek yurt dışında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Keza Türkiye'nin de Ermenilerle ilgili çok ciddi sorunu var. Her sene bize Ermeni soykırımını dikte ettirmeye çalışıyorlar. Parlamentolardan karar aldırıyorlar. Türkiye diyor ki ya bu parlamentoların işi değil. Bunu tarihçilerin işi. Araştırsınlar, önümüze belgeleri getirsinler. Kimin soykırımcı olduğu, kimin katil olduğunu görelim. Bakınız Azerbaycan Türkleri son 30 yılda çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Bir Hocalı katliamını gördüler. 600'den fazla Azerbaycan Türk'ü, kadını, kızı, yaşlı, ihtiyar öldürüldü. Hatta orada bu Ermeniler ölülere bile eziyet ettiler. Ölmüş kadınların karınlarını yardılar. Biz bunları derken tüylerimiz ürperiyor. Ama bundan sonra diyeceğiz. Her platformda anlatacağız. Bu gerçekleri 21. yüzyılda olmuş, bütün dünyanın gözü önünde olmuş, video kayıtları olan bir gerçeği bizim saklamamız mümkün değildir. Onun için bu soykırım hadisesini çok iyi anlatmamız lazım. Biz bunu da yapmaya çalışıyoruz. O diğer taraftan tabii Azerbaycan'la Türkiye arasında çok önemli yatırımlar var. Tabii bu yatırımları taşlandıran bir TANAP projesi var. Bu projeler nasıl geliyor? Biraz evvel ifade ettiğim gibi Sayın Aliyev'le Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki bu dostluk, bu kardeşlik, işbirliği işte TANAP getirdi. TAP projesini getirdi. TANAP ne demek? Azerbaycan'ın hidrokarbon kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi demek. Yani Azerbaycan, Türkiye Avrupa'ya barış götürüyor. Eğer bu hat olmasa Avrupa bir tek Rusya'dan gazını alıyordu. Veya başka yerlerden de alıyordu, ağırlıklı olarak Rusya'dan. Tabii son günlerde gelişen olaylara baktığımız zaman Türkiye'nin bu durumunu da hazmedemeyen çevreler var. Biz Türkiye ve parlamenterler olarak Türkiye'de ve Azerbaycan'daki yatırımcıların daha sağlıklı ortamda, daha güçlü olarak, daha yarınlara güvenle bakacakları yatırımlarını yapmasını istiyoruz, arzuluyoruz. Bu konuda her gelen iş adamına da, vatandaşa da kapımız açık. Başka bir şey daha yapıyoruz. Ben şahsen yüküm o bakımdan zevkle yapıyoruz. Burada gelip yaşayan bir sürü Azerbaycanlı gencimiz var, öğrencimiz var, evlilik yapanlarımız var, ayrılanlar var, problemleri olan var. Bunlarla da ilgileniyoruz. Cavit Bey'in ilgilendiği gibi biz de parlamenter olarak ilgileniyoruz. Zaman zaman da birbirimizle işte bu sorunları aktarıyoruz. Görevimiz bu. Biz bunu en iyi şekilde yapacağız. Ama şunu kimse unutmasın. Önemli olan bu işleri yaparken bu işi kalbinizde hissedeceksiniz. Hissederek yapacaksınız. Ben Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda Azerbaycan Dostluk Grubu'nun 400'den fazla üyesi var.
bir şamil ayrımı olarak ben değil, benim yerime hangi arkadaşımız olsa bu görevi aynı heyecan, aynı duyguyla yaparlar. O bakımdan ben buradan huzurlarınıza, bizim parlamentomuzdaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar adına da konuşuyorum bugün. Ama yapacağımız aslında çok şey var. Bu yeni dönemde birazdan söz verirseniz onları da aktaracağım. Güncel meseleler çok önemli. Onlarla ilgili çalışmalarımızı da aktaracağım. Tabii. Büyük memnuniyetle tabii. Sizi dinleriz. Şamil Bey, size bir diğer sorum. Az önce söylediniz. Daim insanlarla iletişimde oluyorsunuz. Halkla iletişimde oluyorsunuz. İnsanları gördüğünüz zaman ne düşünüyorsunuz? Azerbaycan hakkında, Azerbaycan değildiği zaman Türk insanı, Türk halkı ne düşünüyor? Neler hissediyor? Şimdi ben tabii Azerbaycan, kökleri Azerbaycan'a dayanan Türkiye Parlamentosu'nun bir milletvekiliyim. Ve bundan da son derece gurur duyuyorum. Türkiye'de Türk insanı, samimiyetle söylüyorum, büyük bir kesimi, 83 milyonun tamamı etnik şeyine bakmadan Azerbaycan'a karşı bir sevgisi, bir şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Duygusal bağ oluşmuş. Son 30 yılda Azerbaycan'ın bağımsızlığından sonra iş adamı olup da Azerbaycan'a gitmeyen bir iş adamı ben tanımıyorum. Büyük bir çoğunluk ve son zamanlarda da bu turizm hareketinin genişlemesinden sonra, gelişmesinden sonra uçak severleri, Azerbaycan'da Allah'a şükür son yıllarda bu konaklama faaliyetlerinin çok sağlıklı olması turistleri celbediyor. Yabancı turistler olduğu gibi Türkiye'den de ciddi Azerbaycan'ı görmek isteyen var. Şimdi bana müracaat eden yüzlerce insan var. Bizi bir Azerbaycan'a götür. Keşke imkan olsa, vakit olsa da hepsini vagonlara doldurup götürsek. Vagonlar derken, şimdi Allah kısmet ederse Bakü-Tiflis-Kars demiryolu çok önemli bir hat. Yani bu niye önemli? Önemli bir proje. Londra'dan Pekin'e kadar kesintisiz gidiyorsunuz. Nereden geçiyorsunuz? İstanbul'dan. Nereden geçiyorsunuz? Ankara'dan. Nereden geçiyorsunuz? Kars'tan, Bakü'den. Dolayısıyla inşallah önümüzde yolcu trafiğini bu hatlardan, vagonlarla insanları taşıyarak da o bölgenin kültürünü, tarihini, daha turizmini daha iyi anlatmaya çalışacağız. Ben Türk insanı Azerbaycan için çok olumlu düşünüyor. Çok iyi niyetli düşünceleri var. Zaman zaman yanlışlar oluyor. Türkiye'de de oluyor, Azerbaycan'da da oluyor. Onları ayıklamak lazım. O bir ufak bir şey diyebiliriz. Ama zannedilmesin ki işte Azerbaycanlı kardeşlerimiz buraya geldiği zaman sorunlarla karşılaşıyorlar. Türkiye'de de aynı sorunlarla karşılaşan bir sürü vatandaşımız var. Onun için önemli olan ulaşacakları bir adresin olması. İşte Cavit Bey burada, işte Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve arkadaşları parlamentoda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bakanlıkları Azerbaycanımızın, bütün kurumları Azerbaycanımızın hizmetinde. Bu böyle bilinir. O konuda Azerbaycan'ın, Türkiye'nin Azerbaycan'a bakışı 100% Azerbaycan, 100% olumlu diyelim. Olumlu diyelim. Azerbaycan diyelim. Teşekkürler Şamil Bey. Birazdan yeniden sizi memnuniyetle dinleyeceğiz ve güncel faaliyetlerinizi dinleyeceğiz. Cavit Bey, diğer bir sorum size olacak. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini konuşuyoruz. Bu istikamette Azerbaycan diasporası neler yapıyor, hangi siyaseti yürütüyor ve hangi faaliyetleri yapıyor? Bu hakta neler söyleyebilirsiniz? Bizim aslında Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak zaman zaman birçok toplantıda, katıldığımız toplantıda dile getirdiğimiz bir konu var. Bunun başta konu şu, Azerbaycan diasporasının en güçlü olması gereken yerlerden birisi Türkiye. Sayın Vekilim Şamil Bey'in de belirttiği üzere Türkiye'de ne yazık ki gizli kalan hainlerimiz var. Yani bunları ayıklayamamız lazım. Ayıklamadığımız sürece en azından burada Azerbaycan diasporası, yani Türk dünyasının adına faaliyet gösteren Azerbaycan diasporasını güçlü tutmamız lazım. Türkiye'de yeterince derneklerimiz var. Daha da çok olacaktır inşallah. Ve bunlar her biri kendi imkanları dahilinde, kendi bulundukları bölgede
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, dostluk, kardeşlik ilişkilerini pekiştirecek, daha yukarıya taşıyacak faaliyetlerde bulunuyorlar. Bizler de Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak gerçekten Eskişehir'de Azerbaycan adına, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri adına kimlere ne gibi katkılarımız olur? Dönem dönem bize okullardan veya farklı kurumlardan, farklı şahıslardan gelen teklifleri değerlendirip onlara iletişim geçip onlara bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kendi içimizde etkinliklerimiz, kendi soydaşlarımıza katkılarımız oluyor. Bu anlamda kesinlikle dediğim gibi yani Azerbaycan diasporası Türkiye'de güçlü olması lazım. Bunun için de her türlü imkan var. Türkiye'nin başta dostluk grubu olmak üzere Türkiye'nin tüm milletvekilleri, tüm bakanlıkları, bulundukları şehirlerdeki vekiller hepsi bu konuda bizlere fazlasıyla destek veriyorlar. Eskişehir'deki belediyelerimiz olsun, devlet kurumlarımız, üniversitelerimizden çok büyük destekler alıyoruz. Bu anlamda tüm devlet kurumlarımızın Azerbaycan diasporasını ve Azerbaycan derneklerine göstermiş oldukları faaliyete desteklerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinliklerimizle daha da büyük yerlere, daha da farklı çeşitli etkinliklere taşlandıracağımızı düşünüyoruz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz Cavit Bey. Şamil Bey, az önce sizin değindiğiniz Karabağ problemi, bizim geçen aylarda yaşadığımız Ermeniler tarafından tavus saldırısı, Türklerin Ermenilere karşı soykırım yapma yalanı gibi birçok durum yaşandı. Ve bu durumlarda Azerbaycan da Türkiye'de ister birbirimizin yanında durduk, isterse de uluslararası konferanslarda birbirimize destek durduk. Bazı konferanslar vardı, Türkiye yoktu, Azerbaycan vardı. Bazı konferanslar vardı, Azerbaycan yoktu, Türkiye vardı. Fakat hiçbirinde kenardan gözükmedi Azerbaycan'ın yokluğu, eksikliği veya Türkiye'nin. Bu durumlara ne fikir, bu hakta neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii müsaade ederseniz bu son güncel gelişmeleri aktarmak tabii lazım. Buyurun. Hem seyircilerimizin bunları, güncel hadiseleri iyi anlaması lazım ve ne tür bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi hatırlarsınız pandemi döneminde Türkiye ve Azerbaycan bu görünmez virüsle, bu belayla uğraşırken Ermenistan Karabağ'da sözde bir cumhurbaşkanı seçimi yaptı. Ve ardından da bu cumhurbaşkanını Şuşa'da yemin ettirdiler. Tabii bunu Türkiye'nin, Azerbaycan'ın itirazları üzerine ne Minsk grubu, yani Minsk grubu dediğimiz Rusya, Amerika ve Fransa'nın içinde bulunduğu eş başkanları dahil hiçbiri kabul etmedi. Bu yapılan seçimlerin hukuka aykırı olduğunu ifade ettiler. Buna rağmen Ermenistan bu şeyine devam etti. Ermenistan'ın buradaki amacı neydi? Amaç şu, işte bu tür olduğu bittiye getirerek, düşünebiliyor musunuz? Bütün insanların, dünyanın bu virüsle uğraştığı bir dönemde oldu bittiye getirerek acaba biz Karabağ denen işte bu ülke mi, cumhuriyet mi ne derseniz deyin, biz burayı dünya kamuoyuna bir devlet gibi kabul ettirebilir miyiz? Bunun çabasında oldular. Fakat dünyadan yeterli tepki, olumlu tepki alamayınca aradan bir müddet geçti. Bir baktı ki Tovuz'a saldırdılar. Tovuz neresi? Karabağ'ın 200 kilometre kuzeyinde, yani işgal edilmiş bölgelerle hiç alakası olmayan bir yer, bir bölge. Niye buraya saldırdılar? Şöyle bir bakalım. Ya merak edip bir baktığınız zaman, çünkü orası Tovuz bölgesi son derece stratejik bir bölge. Tovuz Ermenistan-Azerbaycan sınırının olduğu bir bölge. Orada ne var? Bakü-Tiflis-Ceyhan demir boru hattı geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars boru hattı var. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu oradan geçiyor. TANAP'ın başlangıcı var. Şimdi bunlara baktığınız zaman o zaman hesabın çok daha vahim olduğunu görüyorsunuz. Allah'a şükür ki orada şehitler verdik. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Bir generalimiz şehit oldu. Allah gani gani rahmet etsin hepsine. Ama işte Azerbaycan'ın da derhal şeye geçmesi, ordusunun orada 200'den fazla Ermeni işte o gün gereğini yaptılar. Tabii biz gönlümüz hep şunu istiyor. Diyoruz ki ya barışla,
gözyaşı dökmeden, insanları öldürmeden Kafkaslara barışı getirelim, sulhu getirelim, kardeşçe yaşayalım, birbirimize kem gözle baş bakmayalım. Şimdi bu Tavus hadisesinden sonra ne oldu? Bu sefer Türkiye, Akdeniz'de Türkiye'ye saldırdılar. Dikkat ederseniz bir harita olsaydı gösterseydim. Türkiye'ye adeta şunu diyorlar. Diyorlar ki sen evinden dışarıya çıkmayacaksın. Kendi karasularında petrol aramayacaksın, doğalgaz aramayacaksın. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de olduğu yerde kalacak. Şimdi bakıyorsunuz, dönüp geliyorsunuz. Orta Doğu'daki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Irak'taki ne kadar terörist, katil, cani varsa DAEŞ'li, PKK'lı hepsini alıp eğitip Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarına yerleştirdiler. Oyun çok büyük ve maalesef Rusya'nın desteklediği, silah verdiği çok açık. Sayın Aliyev bunu televizyonda ifade etti. Uçaklarla 1000 tonun üzerinde silah gönderildi Azerbaycan'a, Ermenistan'a. Dediler ki, yalanladılar. Hayır dediler, silah değil bu, inşaat malzemesi. Evet. Kardeşim, inşaat malzemesi ise sen bunu niye uçakla gönderiyorsun? Trenle gönder. Maalesef çok üzücü hadiseler oluyor. Ama Allah'a şükür, şunu şuradan ifade edeyim. Azerbaycan eski Azerbaycan değil. 30 yaş yıl evvel 1 yaşında doğan çocuk bugün 30 yaşında oldu. Ama Azerbaycan güçlendi. Çok güçlü, sağlıklı bir ordusu var. Türkiye'de 30 yıllık evvelki Türkiye değil. Azerbaycan-Türkiye dayanışması, kardeşliği bu sorunları halledecektir. Azerbaycan'ın dar olduğu, sıkıştığı yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla, 83 milyonuyla Azerbaycan'ın arkasındadır. Buradan bütün dünyaya bir kez daha biz haykıralım. Teşekkür ederiz Şamil Bey. İnşallah Türkiye'de, Azerbaycan'da daim birbirinin yanında durarak bu problemleri, bu sorunları çözümler. Yavaş yavaş programın sonuna doğru ilerliyoruz. O yüzden bu konuları konuşmak çok isteriz, daha çok konuşmak isteriz. Maalesef vakit kısıtlı. Sizden son sözlerinizi almak isteriz. Buyurun Şamil Bey. Son söz olarak Karabağ Azerbaycan'dır. Bir, rahmetli Aliyev her toplantıdan sonra keyfi yerinde olduğu zaman el bilir ki sen benim, sen benim, sen. Yurdum yuvam meskenim, sen benim, sen. Ayrılar mı gönül candan? Azerbaycan, Azerbaycan. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Şamil Bey. Cavit Bey, sizden de son sözleri alalım. Bizler başta şöyle söyleyeyim. Eskişehir'in çok önemli televizyon kanallarının STV yönetimine bizlere böyle bir imkan sağladığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında bizleri kırmayıp her zaman Eskişehir'deki Azerbaycanlı soydaşlarımızın problemlerini, dertlerini veya çözülmesi gereken bir durumu ilettiğimiz zaman bunları çözen ve bugün de kırmayıp bizlerle birlikte olan Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkan Vekilimiz, Başkanımız Sayın Vekilimiz Şamil Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten katıldığımız tüm toplantılarda, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin konuşulduğu her yerde Şamil Bey'in yaptığı konuşmalar gerçekten bizleri tüylerimizi diken diken ediyor ve her daim Azerbaycan'a karşı olan sevgisi, dedelerinin Azerbaycan'dan gelmiş olması ve bu kanın halen damarlarında akmış olması ve bunu göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Çok gurur duyuyoruz böyle bir milletvekilimizin bizleri, buradaki yaşayan Azerbaycanlı soydaşlarımızı temsil ettiğini ve biz gerçekten yani Türkiye'de ister Eskişehir'deki devlet kurumlarımız, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, birçok kurumlarda zaten farklı bir ülkede yaşadığımızı hissettirmiyorlar bize. Bunu hissetmiyoruz. Bunun ötesinde bir de değerli milletvekillerimizin oluşu, yani böyle bir dostluk grubunun var oluşu ve çözümlenmesi gereken problemleri anında iletebileceğimiz birilerinin olması bizler için ayrıcalık. Bu anlamda Eskişehir Azerbaycanlar Derneği üyeleri adından ve buradaki tüm arkadaşlar adından Şamil Bey'e ve tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde bizlere gönülden bağlı olan herkese tek tek teşekkür ediyoruz bir Azerbaycanlı olarak. Bu sebeple programın da sonuna geldik. Sizler de çok teşekkür ediyoruz sorularınıza. Bizler en azından Eskişehir Azerbaycanlar Derneği'ni, etkinliklerimizi
bir varlığımızı duyurma imkanımız oldu STV sayesinde. Biz teşekkür ederiz. Biz 3 çizgi adında aynı zamanda bir dergi 2017'den bu yana çıkarıyorduk. 15. sayımız, malumunuz buradan da ilan edelim. Tovuz'da bir olay yaşandı ve şehitlerimiz var. Başta General Polat Haşimov, rahmetle anıyoruz tüm şehitlerimizi, başta generalimiz olmak üzere. Şehitlerimizin en aziz hatırasını yad etmek üzere ve generalimiz Polat Haşimov'un hatırasını yüce tutmak üzere dergimizin 15. sayısı şehitler konusuyla çıkacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Buyurun Şamil Bey. Teşekkürler Cavit Bey. Ben de çok kısa bir, tabii STV'ye çok teşekkür ediyorum. Görev alan arkadaşlarımıza, bizi ağırladılar. Size çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yönettiniz. Başarılar diliyorum bundan sonraki yayınlarınız için. Teşekkür ederim. Tabii Cavit kardeşim çok güzel şöyle söyledi benim için. Ancak o da kendisini iyi bilsin. Hani bizde bir tabir vardır. Aslan yattığı yerden bellidir. Cavit kardeşim de gerçekten bir sivil toplum örgütünün, bir Azerbaycan sevdalısının, Türk sevdalısının nasıl çalışacağını, topluma nasıl ışık tutacağını, sorunları nasıl gündeme getireceğini çok iyi bilen bir kardeşimiz. Allah onun da yolunu açık etsin. Ben bütün dernek yöneticisi arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra yine birlikte olma fırsatımız olur. Tekrar STV'ye ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler ki bizim misafirimiz oldunuz. Ve değerli izleyenlerimiz, STV ekranlarında 3 çizgiydi. Umuyoruz bizim sohbetimizden keyif aldınız, memnun oldunuz. Her hafta aynı saatte, aynı günde sizinle görüşmek üzere. Esen kalın. Tebrik ederim.